siyaset iddia işi. İskenderun'da ön seçim talebimizi tekrarlıyor. Bu kentte ortak akıl ortaya konulmalı. Cumhuriyet Halk Partisi yani, İskenderun Belediye Başkanı Adana Bey Ümit Günay köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Teras kafede düzenlenen sabah kahvaltısında köy ve mahalle muhtarlarına projelerini anlatan Günay, muhtarların vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Günay sözlerine şöyle devam etti. Çıktığımız bu belediye başkanlığı yolunda da ortak çalışmalarımız olacak. Bu kenti hep birlikte ortak akılla yöneteceğiz. Biliyorum ki bu kentte bu görevi benim kadar, benden daha iyi yapabilecek birçok değer var. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Bu kentte ortak akıl ortaya konulmalı. Lidere dayalı, liderliğe dayalı bir yönetim anlayışını bu kentte yönetmeye yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle bindirilmiş kıtalarla, bindirilmiş, donatılmış ekiplerle yapılan siyasetin bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Sizler 45 yıllık hayatımda mahalle muhtarım olarak, abim olarak, kardeşim olarak daima hayatımın bir parçası oldunuz. İşlerinizde komşularım, yakınlarım, hısımlarım, akrabalarım var. Bizler bu kentin bir bireyi olarak, bir yaşayanı olarak, belli meslekleri yapan insanları olarak ortak akılla bu kenti yöneteceğiz. Bugün buraya toplanırken evimin salonunda, evimin balkonunda, evimin odasında ne kadar huzur içindeysem bugün sizlerin yanında da aynı huzuru taşıyorum. Bu kentin sokakları bizim evimizin koridorlarıdır. Bu nedenle buralardaki yapılacak siyaset, buralardaki yapılacak ticaret bizi çok yakından ilgilendirmektedir. Değerli muhtarlarım, elbette siyasi yarışa girenler iddia ortaya koymak zorundadırlar. Elbette ki adaylık sürecinde mutlaka İskenderun'un ihtiyacı olan projelerimiz olacaktır. Bu projeler daima sizlerden gelen fikirlerle oluşturulacaktır. Bugün elbette bizim öncülük edeceğimiz, ortaya koyacağımız partimizin değerlerine uyuşan projeler de mevcuttur. Ancak adaylık sürecinde bunları konuşmaktan ziyade ortak akılın ortaya çıkartılmasında fayda var görüyorum. Muhtarlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını çok yakından biliyorum. Her mahallemizde muhtarlarımıza yakışır bir muhtar konağının oluşturulması hem belediye hizmetlerinin hem de muhtarlarımızın yapmış olduğu hizmetlerin daha anlamlı, daha önemli bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Projelerimiz arasında bulunan muhtar konakları belediyenin mülkiyetinde olduğu için, belediye mülkiyetinde yapılacağı için elektrik, su, telefon gibi, içinin tefrişatı gibi tüm demirbaşların da himayesi, donatılması gibi hususlar belediye tarafından yapılacaktır. Projelerimiz arasında bu var. Ayrıca biliyoruz ki muhtarlarımız mahallelerindeki tüm sorunlara ve kamuyla ilgili tüm sıkıntılara tek başlarına göğüs germek zorundalar. Belediye personeli kadrolarından muhtarlarımıza asistan tahsis edilmesi düşünülüyor. Bu asistanlar vasıtasıyla hem belediye ile ilgili işlemler hem de muhtarlarımızın diğer hizmet alanlarıyla ilgili işlemlerinde kolaylıklar temin edilmesi gibi bir projelerimiz mevcuttur. Değerli muhtarlarım,
Muhtarlar mahallelerin lideridir. Muhtarlar mahallelerin kanaat önderidir. Elbette belediye yönetimlerinde, belediye organlarında keşke doğal üye olarak, meclis üyesi olarak muhtarları da görebilsek. Ancak bu bir kanun meselesidir. Kanunla kurulmuş meseledir. Ancak benim çalışma prensibimde istişare her zaman yapılmalıdır. Kentimizde muhtarlardan oluşan bir muhtarlar meclisinin tesisine çalışacağız. Her ay düzenli toplanmak suretiyle muhtarlarımızın yerinde ve birebir yetkililerle hizmetlerin yürütülmesini tesis etmeye çalışacağız. Ekibimiz, basınımız, ekibimiz, muhtarımız bu kentin tüm dinamikleri, STK'ları şeklinde hayat bulacaktır.